detaylı ultrasonla ilgili merak ettiklerimiz hakkında operatör doktor Erhan Çağatay sorularımızı yanıtlayacak. Detaylı ultrason nedir? Gebeliğin hangi zamandan itibaren yapılmalıdır? Detaylı ultrason gebeliğin yaklaşık olarak 18 ila 22. haftaları arasında yapılan, bebeğin organlarının tek tek değerlendirildiği ve gebelik süresi boyunca en önemli tahlillerden, tetkiklerden bir tanesidir aslına bakarsak. Yani tetkik dediğim şeyden anlayacağımız işte beyin yapıları, beyindeki beyincik yapısı, işte beyindeki belli başlı boşluklardan tutun da ayak sayısı, ayaktaki parmak sayısı ne kadar, yani başından tırnağına kadar her şeyi detaylı olarak değerlendirilmesi anlamına geliyor. Ancak hastalar burada bir yanlış anlaşılma oluşuyor hastalarda, doktorlar arasında. Detaylı ultrasona girdiğimiz zaman organlarına detaylı olarak bakılacağı söylendiği zaman hastalar tamamen %100 olarak herhangi bir problem olup olmayacağı konusunda bir bilgi almak istiyorlar hasta doktorlardan. Ancak bunun yapılması ne yazık ki şu anki teknolojik imkanlarla mümkün değil. Ortalama olarak %60 gibi bir oranla organ anomalisi, yani organlarda herhangi bir problem olup olmayacağı saptanabiliyor detaylı ultrasonda. Haliyle belli başlı şeyleri değerlendirme şansımız yok. Ancak bizim için detaylı ultrasonda belli başlı hayati önem taşıyan şeyler vardır. İşte bunlardan bir tanesi mesela kalptir. Veya işte böbreklerin yapısıdır, böbreklerdir, böbreklerin yerleşim yeridir. İşte karaciğerdir, mesanedir ve ana damarlardır. Bunlardaki anormalliklerin olup olmaması bizim için önemlidir. Çünkü detaylı ultrasonu mesela hani hastalar hep şu şekilde bize soruyorlar. Detaylı ultrason yaptırmasak olmaz mı şeklinde. Ya detaylı ultrasonu yaptırmasanız tabii ki de olur. Ancak yaptırmazsanız eğer ve bir problem varsa biz bunu erken önlem alma şansımızı ortadan kaldırmış olursunuz. Yani çok basit bir örnek vermek gerekirse kalbinde herhangi bir problem var ve bebek kalp açısından doğar doğmaz veya anne karnında müdahale edilmesi gerekiyor. Biz bunu saptamadığımız için, detaylı ultrason yapılmadığından dolayı bebek doğar doğmaz veya anne karnında müdahale edemeyeceğimiz için, bu müdahale geç kalınacağı için hasta belki de kaybedilecek. O yüzden detaylı ultrason, hani takip ettiğim hastalara da her zaman söylediğim şey, hiçbir şey yaptırmazsanız, elinize tek bir şey yaptırmanız gerekiyorsa o detaylı ultrason olmalıdır. O yüzden bizim için çok önemlidir ve yapılması mutlaka gerekmektedir. Teşekkür ederiz.